Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of History 2'de yepyeni bir Osmanlı İmparatorluğu serisine başlangıcımızı yapıyoruz dostlar. Bu kez yapacağımız Osmanlı İmparatorluğu serisi kanaldaki en zor Osmanlı serilerinden bir tanesi olacak çok net bir şekilde. Zira 1917 senesinde başlıyoruz. Hani mesela 2. Abdülhamit dönemi Osmanlısı yaptık. Bir seri yaptık yine kanalımızda 2. Abdülhamit döneminde. O dönemdeki zorluklardan, o dönemdeki işte devletin gerçekten kötü halinden, kötü durumundan vesaire bahsettik ve Osmanlı'nın belki de en zor zamanlarından, en zor dönemlerinden bir tanesi olduğunu söyledik ama bu dönemin yanında o dönem belki de hiç kalır yani. Çünkü şu anda yıkılıyoruz abi. Yani bitmiş hani gerçekten. Yıl 1917, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından bir sene öncesi Osmanlı İmparatorluğu ve onunla beraber ittifak devletleri gerilemeye başlıyor, hatta çoktan başlamışlar. Dolayısıyla savaş kaybedilecek son derece belli ve biz böyle bir dönemde Mehmed Reşad'la 1917 Osmanlı serisine başlıyoruz dostlar. Gördüğünüz üzere savaşta olduğumuz devletler, ittifak devletlerinin tamamı Yunanistan, Romanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Rusya ve Arnavutluk devletleriyle savaştayız. Sadece şimdi oyuna başlarken bile diplomasi haritasına baktığınızda doğumuzdan Ruslar, güneyimizden İngilizler, her taraftan bir kuşatmaya maruz kalıyoruz maalesef. Şimdi bir de Yunan tabi cephesi var, Yunan cephesi var. Bu cephede normalde Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'a biraz güveniyordum. Aslında seriye girmeden önce diplomasi ekranına bakarken belki Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan devletleri benim Yunan cephemi bir şekilde kapatabilirler diyordum ama şu anda ona dair olan inancım da azaldı. Niye derseniz, çünkü Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da bir yandan İtalyanlarla, bir yandan Romanyalılarla, bir yandan Arnavutluk ve Yunanlarla savaşta. Yani bu adamlar da zaten sınırındaki 4 devlette birden savaştalar. Dolayısıyla Bulgaristan'da aynı şekilde hem Romanya, Arnavutluk hem Yunanistan sınırındaki 3 devletle savaşta ve Bulgaristan gibi küçük bir devlet içinde böyle 3 devletle savaşmak kolay bir şey değil. Dolayısıyla Yunan cephesinde de bizim iş yapmamız gerekecek. Burada bizi bitirebilecek olan Ruslar abi. Ruslar bizi bitirebilirler. Gerçekten ciddi manada bizi bitirebilir Ruslar. Ondan korkuyorum. Senaryoda şu anda Ruslarla Avusturya-Macaristan savaşta başlamıyorlar oyuna. Dolayısıyla bizim de Avusturya-Macaristan'ı bu harbe davet etmemiz gerekecek ki Rusların sınırlarında savaştığı ülke sayısı, cephesi artsın. Bunu yapmamız lazım. Mesela Bulgaristan'da savaşta değil Rusya'ya karşı. Yani ne kadar müttefikimiz varsa bunların hepsini çağırmamız lazım Rusya'ya karşı savaşa. Central Power adı altında ittifak devletleri olduğumuz birliklerin içerisinde de Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Cemal Şammer Emirliği ile beraber bizler de ittifak devletlerinin içerisinde bulunuyoruz dostlar. Evet, yıl 1917, zorluk efsanevi savaşçı, klasik oyun hızı %70 ve eğer saldırganlık oyun hızını %80 yapalım. Eğer saldırganlıkta %50'de olacak şekilde başlangıcımızı yapıyoruz dostlar. Umarım bizim adımıza güzel bir seri olur. Neler olacak, neler bitecek hep beraber göreceğiz dostlar. Bakalım bizi neler bekliyor, bakacağız. Evet, şu anda oyun bize bazı tabi ordular vermiş ama tabi bu orduları aynı şekilde İngilizlere, Ruslara, yani rakip devletlere, düşman devletlere de vermişler. Şimdi bizim özellikle önlem almamız gereken bölge direkt olarak bir kere Rodos'un kıyıları, Fethiye. Yoksa Yunanlar da o topraklardan girecekler bizim sınırlarımıza ve iyice durdurulamayacak bir güç haline gelecekler. Bunu engellememiz lazım. Bu yüzden İstanbul'daki ordumuzu Fethiye'ye çekelim. Bu arada bu senaryoda ilk kez Osmanlı oynuyorum. Tamamen hani bu seride başlıyorum yani. İlk defa oynuyorum şu anda ben de. Dolayısıyla benim için de açıkçası zor bir seri. Valla üstesinden gelebileceğimden de çok emin değilim şimdi, doğrusunu söylemek gerekirse. Şöyle bakalım başka kimlerle savaştayız. Hemen Ruslara karşı bütün müttefiklerimizi çağıralım, davet edelim savaşa. Tamamdır, gayet güzel. Evet, artık devam edebiliriz gibi görünüyor. Şimdi şurayı aslında bir an önce bitirebiliriz. Şurada İngiliz varlığını bir an önce yok edebiliriz. Eğer burayı halledersek gerçekten biraz rahatlayacağız bu arada. Ve bizim bu bölgede Lübnan bölgesinde, o bölgede çok fazla ordumuz var. Oradaki orduların bir kısmını da Cebel Şammar üzerinden yine Basra körfezine doğru desteğe göndermemiz lazım. Hatta bir tane daha gönderelim. Yani İngilizleri bu bölgede bitirmek şu anda çok daha önemli. Rus sınırlarından çok korkuyorum. Evet, Rus sınırlarından bayağı bir tırsıyorum. Umarım beklediğimden daha kötü bir sonuçla karşılaşmayız Rus sınırlarında. Evet, beklediğimden daha kötü bir sonuçla karşılaşacağız gibi görünüyor. Tamam, burayı zaten kaybedeceğiz yani, orası belli. Orayı daha savunmaya gerek yok. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Ben şu bölgedeki ordularımı, Filistin bölgesindeki ordularımı tamamen Rus sınırlarına doğru çekeyim. En azından bir süreliğine savunma yapabilmem adına destek olacaklardır, yardımcı olacaklardır bence. Hatta Rodos'u da bizzat kendimiz ele geçirmeye çalışalım. Böylece Yunanların bize saldırabileceği tek kapıyı da kapatmış oluruz şimdi. Görünen o ki Avusturya-Macaristan devleti savaş içerisindeki bir tarafı, yani Romanya Krallığı'nı yok ediyor gibi görünüyor. Güzel. Yani karşı bloktan, itiraf devletleri bloğundan bir devlet eksilecek. Bu güzel bir haber. Bu gerçekten güzel bir haber. Ama aynı şekilde Arnavutluğu ve Yunanistan'ı da halledebilmesi lazım Avusturya-Macaristan'ın. Çünkü bölgedeki güçlü devlet, onlar bizden bile daha güçlüler. Bizim 323 binlik bir ekonomimiz var. Avusturya-Macaristan 500 binlik bir ekonomiye sahip. Almanya 1.1 milyonluk bir ekonomiye sahip. Ama işte Almanya'da hem batıdan hem doğudan hem Ruslarla hem Fransızlarla harp halinde. Herkesin işi çok zor. Gerçekten çok zor. Herkesin işi çok zor. Umarım toparlayabiliriz. Umarım bir şekilde düşmanlarımızı durdurabiliriz. Bakacağız, göreceğiz artık neler olup neler biteceğini. Şimdi şöyle yapalım. Birazcık ordu kaydıralım. Desteğe gönderelim. İngilizlerin ilerleyişini durdurmak adına. Tamamdır. Şu anda hiç fena değil. Devam edebiliriz. Sadece Rus cephesi bizi çok zorlayacak. Orası gerçekten çok sıkıntı ya. Orası harbiden çok sıkıntı. Nasıl durduracağız hiç bilmiyorum. Rusları nasıl durduracağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Bu arada güzel bir haber, Rodos düştü. Bu gerçekten güzel bir haber, Rodos'un düşmesi. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya 15 bin ordu gitsin. Geri kalan ordu şuraya gelsin. Buradaki 10 binlik İngiliz ordusunu da durdurmamız lazım çünkü. Eğer bu bölgede İngiliz ilerleyişini tamamen durdurabilirsek... Aha, işte bundan korkuyordum ben de. Ben de bundan korkuyordum işte. Mısır da şu anda savaşa dahil oldu. Dolayısıyla Rus sınırlarına takviye edebileceğimiz ordu sayısı şu anda iyice azaldı maalesef. Böyle de kötü bir durumla karşı karşıyayız. Ruslar şu anda neyse ki ilerlemiyorlar. Sadece yağma yapıyorlar. Tabii ki de bu bölgelerde bizim topraklarımızda yağma yapıyor olmaları bizim de içimizi böyle bir cız ettiriyor ama destekler gelene kadar eğer ilerlemez ve yağmaya devam ederlerse benim için gerçekten daha iyi olacak abi. Ben de o sırada Yunanların adalarına çıkarma atmayı deneyebilirim. Belki başarabiliriz, bir ihtimal. İstanbul'daki, Konstantiniyye'deki 1000 kişilik ordumuzu bir gönderelim bakalım payitahttan. Evet, şöyle devam edelim abi. Şu an var ya çok, ya durum öyle karman çorman karışık ya. Güzel, Romanya şu anda yıkılmış, harika haber. Ama İtalya'da bir yandan Avusturyalıları, dostlarımızı zorluyor. Böyle de kötü bir haber de var tabi. Of, zor. Şimdiden terledim, zor. Bakalım abi, bakacağız artık. Çok güzel, harika. Evet, tamam, Mısırlılar birazcık ilerlemeye başlıyorlar ama sıkıntı değil, ben halledeceğimize hala inanıyorum. Şöyle Basra'yı artık bir tamamen bitirelim abi. Şuraya da, yo, oraya saldırı şimdilik yapmayalım. Oraya benim başka bir yerden destek göndermem lazım. Şöyle yapalım, 4000 ordu buradan gönderelim. Kalan 4000 ordu da buraya desteğe gelsin. Aynen, benim bir an önce Basra'yı bitirmem lazım kısaca. Şimdi Basra'ya 1000 ordu gönderelim. Hemen Basra'nın güneyindeki toprağa 3000 ordu gönderelim. Maksat şuradaki 15.000 İngiliz ordusunun çevresinde yüksek sayıda bir Osmanlı birliği oluşturmak. Buradan 4500 ordu geliyor Kut toprağından güneye. Basra'ya 1000 gönderdik, Kuveyt'e 3000 gönderdik ki 15.000'lik ordunun sınırına biraz daha fazla ordu gelsin. Burada da zaten şu anda Cebel Şammar başkentinde 11.000'lik bir ordumuz var. Cebel Şammar'ın başkentindeki kale sayesinde de İngilizler bu bölgeye eğer bir saldırı gerçekleştirirlerse savunma bonusu kazanmış olacağız. Bakalım, her şeyi planlamaya çalışıyoruz ama işimiz gerçekten de hiç kolay değil. Hatta tam aksine bayağı zor. Neler olacağını göreceğiz dostlar. Devam. Çok güzel. Mısır'ın bizden aldığı toprağı şu anda geri almayı başardık. Yani Sina Yarımadası öneline tekrardan geldik. Basra'yı aldık, Kuveyt'i aldık. Saldırıları da başarısız oldu. Gayet iyi. Mısır da tekrar saldırmaya çalışıyor. Onlar da başarısız. Evet, şimdi İngiliz orduları biraz daha güneye inmişler. Ben oraya saldıracağım. Orayı bitireceğim. Onun haricinde de zaten başka bir İngiliz toprağı kalmadı. Burası zaten düşecek. Gayet güzel. Tek önemli olan şu anda Rus sınırlarını güzel bir şekilde tutabilmek. Bu arada Yunanlar benim sınırlarıma geldiler. Bu çok riskli. Yunan adalarına attığımız çıkarmayı bir süreliğine iptal ediyoruz. Tekirdağ'da büyük bir Osmanlı ordusu toplamamız icap ediyor şu an için. Zor ya, durum çok zor. Paşalar, durum çok zor. Şuraya 2000'lik bir ordu yollayalım. Hakkari'den de Cizre'ye 500'lük bir ordu yollayalım. Orduya da yine 500'lük bir ordu yollayalım. Maksat her tarafta ordumuz olsun, az ya da çok sayıda. Yani millet şey demesin, hiç savunmadan bıraktılar toprağı demesin. Her tarafta bir ordumuz olsun ki biz elimizden geldiğince savunmamızı yapalım, gönlümüz ferah olsun. Evet, çok güzel. Yunanlar tahmin ettiğim gibi geldiler ve İngilizleri bitirdik bu bölgede, harika. Ama Yunanların toprağında tekrar almayı başardık. Tehlike var ama, tehlike var, çok büyük tehlike var. Zira Yunanlar payitahtın sınırlarına geldiler. Evet, Şu anda büyük bir tehlike var. Bütün ordularımızı payitahtta toplamamız lazım ve Avusturya-Macaristan'ın acil desteğine ihtiyacımız var. Rusya şu anda kötü gidiyor. Bak cidden şu anda Rusya çok kötü gidiyor. Bir yandan kendi içlerinde komünistlerin çıkardığı iç savaşla uğraşıyorlar. Bir yandan Alman İmparatorluğu, bir yandan Avusturya-Macaristan. Şu anda Ruslar gerçekten düşüyorlar yavaş yavaş. Ama bizimkiler de düşüyor. Çünkü onlara da batıdan saldırı geliyor çok sık bir şekilde. Yani duruma bak, hale bak. Harbiden çok karman çorman ya. Çok karman çorman ve zor bir durum. Şimdi madem İngiliz cephesini bitirdik, o zaman bu İngiliz cephesindeki ordularımızın bir kısmını Mısır sınırlarında, diğer bir kısmını da Rus sınırlarında görevlendireceğiz. Evet, ordularım da gelmişler neredeyse, çok güzel. Devam bakalım, deneyeceğiz şimdi şansımızı. Orayı kaybettik zaten, yapacak bir şey yok. Yemen bölgesini kaybettik artık, bunu kabullenmemiz lazım. Tekirdağ bu tur düşebilir, böyle bir tehlike var. Ama payitahtı düşürtmeyeceğim. Payitahtın bir şekilde düşmesini engelleyeceğiz paşalar. Bunu yapmamız lazım. Şimdi bu 4000 ordu nereye geliyor? Nerede eksik varsa gelen ordular oraya takviye olarak gelsinler. Nerede eksik varsa oraya gönderelim ordularımızı. Şimdi şöyle, orduya gönderdik, Sivas'a gönderelim. Bu da Tokat'a gelsin, tamamdır. Bu ordular, şu anda hareket halinde olan bütün ordular yerlerine yerleştiğinde gerçekten güzel bir şekilde bölgede teşkilatlanmış olacağız. Biraz daha sorunlarımızı çözmeye yönelik bir teşkilatlanma olacak. Devam edelim. O Yunanlar barıştı galiba. Yunanlar kimle barıştı? Bulgarlarla barıştılar. Aynen öyle ve toprakları aldılar kendilerine. Mısırlılar hala düşük sayıda ordularla bana saldırı gerçekleştirmeye çalışıyorlar ama nafile. Evet, Bulgaristan düştü maalesef. Bulgaristan şu anda savaştan ayrıldı. Sadece Rusya ile savaştılar. Bir de ne alaka bilmiyorum, hiçbir fikrim yok, Amerika ile savaştılar. Ya kardeşim, Amerika ile niye savaştasınız? Gerçi Amerika ile biz de savaştaymışız. Tamam, doğru. Tamam. Ya yani Yunanlarla barışmışlar sadece şu an için. Bizim de ordularımız payitahtı ve Tekirdağ desteğe geldiler. Hatta bu saatten sonra Yunanlara karşı ilerleyişe bile geçebiliriz. Bu elimizdeki ordular belki de Yunanistan için yeterli olacak, bilemiyoruz. Şöyle bir bakmamız lazım, bir görmemiz lazım durumu. Yunanlar ne durumda bir öğrenmemiz lazım. Evet, devam edelim. Tekirdağ düştü. Payitaht düşmedi. Tekirdağ geri alındı. Gayet güzel. Şimdi payitahttan Burgas'a şöyle bir ilerlemeye gayret gösterelim bakalım. Elimizden geleni deneyeceğiz. Ordularımız hala takviye olarak geliyorlar. Gayet güzel. Tamamdır, devam edebiliriz. Şu anda yapmam gereken başka bir hamle yok. Evet, Burgas'ı düşürdük, harika. Şimdi sıra Aleksandropoli'de, sonra da Selanik'te, Gümülcine'de. Buraları hep alacağız. Buralar hep bizim topraklarımız. Böyle bir harple sizlere bu toprakların tamamını vermeyiz biz kardeşim. Öyle bir göz var mı hiç bizde? Sen bir bize bak bakalım. Biz devlet hali Osmanlı'yı yönetiyoruz burada. Bu savaşın kaybedilmesi halinde hilafet üzerindeki etkimiz gerçekten çok azalacak öncelikle. İslam aleminin bize karşı olan inancı iyice kırılacak. Her şeyden önce, bütün bunlardan önce devlet yıkılacak. Devlet. Böyle bir şeye izin vermememiz lazım. Devam edelim. Çok güzel, çok güzel. Şimdi Selanik'e giriyoruz. Eğer saldırımız başarılı olursa bir dahaki tur inşallah Selanik'teyiz. Takviyelerimiz de şu anda geldi sayılır abicim. Hiçbir şey kalmadı neredeyse. Çok güzel. Yavaş yavaş gelirimiz de artmaya başlıyor. Normalde eksi 16.000 falandı gelirimiz. Şu anda daha iyi bir seviyedeyiz. Gayet güzel. Çok iyi abi ya. Vallahi şu an hiç fena gitmiyoruz ha. Böyle zor bir duruma rağmen gerçekten hiç fena gitmiyoruz ha şu anda. Çok iyi, devam. Evet, Selanik'i düşürdük. Mısır'dan, bu arada Mısır cephemizdeki gücümüz biraz kırılmaya başlıyor. Ve eğer Yunan cephesindeki gücümüz de kırılırsa Yunanlar payitahta bile, İstanbul'a bile girerler. Çok sıkıntı. Şimdi ben Yunanların benden aldığı, özür dilerim, Rusların benden aldığı topraklara bir girmeye çalışacağım. Erzurum'u, Van'ı, yani Vilayet-i Sikke'yi kurtarmaya çalışacağız. Yanlış söylemedim değil mi? Vilayet-i Sitte miydi? Neydi ya? He, Sitte, Sikke. Vilayet-i Sitte. T ile T. Ben az önce Sikke dedim yanlışlıkla. Altın manasına geleni söyledim. Pardon, özür dilerim. Vilayet-i Sitte, yani bizim doğu vilayetlerimizi Ruslardan yeniden ele geçirmeye çalışacağız. Böyle bir amacımız, böyle bir gayemiz var. Bakalım bu saldırıyla inşallah bu doğu taarruzumuzla doğu topraklarımızı, Vilayet-i Sitte'yi yeniden ele geçirmeye çalışacağız. Bakalım devam edebilir miyiz? Edebiliriz gibi görünüyor. Aa, burada 5000'lik bir ordum daha varmış. Bak onu da payitahta gönderelim yine, aynen öyle. Devam. Evet çok... Oo. Bir dakika, benim burada ordularım mı silindi? Ne oldu? Benim burada ordularım vardı bir sürü. Ne oldu orada, anlamadım ben. Ben saldırıları yaptım mı farkında olmadan ya? Ya bir şey diyeceğim, orada ordularım mı silindi benim? Bak silindiyse harbiden çok sinir bozucu ama bak zaten zor bir durumdayız. Zar zor durduruyoruz zaten düşmanlarımızı. Yani bir de siz çıkmayın başımıza lütfen, rica ediyorum. Muş'a inmem lazım. Neyse artık, silindiyse de silindi. Setarm falan yapmayacağım kesinlikle. Silindiyse de silindi yani, yapacak bir şey yok. Evet, 5100'lük ordumuzu Rus sınırlarına yönlendirdik. Payitahtı kim koruyacak? Bilmiyorum yani. Çıkar tek başıma da korurum da. 2000'lik bir ordu gönderelim bari. Filistin taraflarından. Ya baya zorlanıyoruz bu arada. Evet, şu an biraz daha savaş sanki aleyhimize dönüyor gibi görünüyor. Ya aslında Rus cephesi hariç çok da büyük bir sıkıntımız yok ama Rus cephesi bize çok sıkıntı çıkarıyor. Gerçekten büyük sıkıntı çıkarıyor yani bize. Fransızlar da çok güçlü. Almanlar da onlara karşı yenilgiler yaşıyorlar doğal olarak. Ya bizim bu savaştan bir an önce çıkmaya bakmamız lazım bu arada. Bir an önce bu savaştan çıkmamız lazım bizim. Neyse bakalım, bir süre daha dayanmaya, direnmeye çalışalım. Devam edelim. Evet, Muş'u aldık. Onlar da Cizre'yi aldılar. Musul'u aldılar. Erbil'i aldılar. Kerkük'ün önlerine geldiler. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Bana para lazım. Bana çok para lazım ama para yok. Öyle de bir sıkıntımız var. Bilmiyorum. Şimdi ben buradaki orduları bir payitahta ve Tekirdağ'a çekeceğim tekrardan. Buralarda tutunamayacağız yani, belli. Hem Arnavutluk hem de Yunanların kıskacında kalmaktansa payitaht ve Tekirdağ'da rahat rahat savunmamı yaparım. Daha iyi. Yani maalesef Şark'ta, özür dilerim, Garp'ta birazcık geriye çekilmemiz gerekecek. Yapacak bir şey yok. Tek çaremiz bu şu an için en azından. Şöyle Batman'a bir 1750'lik bir ordu yollayalım. Erzurum'a yine 1000'lik bir ordu yollayalım. Bu şekilde ümitsiz ve çaresiz bir şekilde savunma yapmaya çalışıyoruz ama yapacak da bir şey yok. 800'lük bir birliği daha Rus sınırlarına gönderelim yine. Çok da bir etkisi olacağını da sanmasam bile. Belki bir etkisi olur, bakarız. Evet, devam. 15.000 orduyla daha girdiler. 14.000 ile daha girdiler. Ya benim bu Ruslarla savaştan çıkmam lazım vallahi. Çıkalım bu savaştan. Yoksa bunlar beni bitirecek yani. Ölüm fermanımı imzalayacaklar. Durduramam ki ben onları. İmkansız bir şey. Ben nasıl durdurayım koskoca Rusları? Gerçi onlar da çok güç kaybediyorlar. Yani şu an cidden bayağı bir güç kaybediyorlar. Hani bak, Sovyetler de çok genişledi, çok ilerledi. Rusların ekonomisi iyice bir azaldı. Bizimkiler de bayağı bir ilerliyor Ruslara karşı. Yani şu an Ruslar aslında çöküyor. Bak, doğudan da yine Sovyetler var. Ama bana karşı çok güçlüler. Ben bunu anlamıyorum. Bana karşı bayağı güçlüler ya. Ve durduramıyorum yani bu gücü. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Evet. 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 Hala çok güçlüler ya. Hala çok güçlü saldırıyorlar. Vilayet-i Sitte'yi kurtaracaktık. Daha da batmaya başladık. Her neyse. Yavaştan artık bu bölümü burada noktalayalım dostlar. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Gerçekten heyecanlı ve zorlu bir seriye başladık. Özellikle son zamanlarda yaptığımız en zor serilerden birine başladığımızı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Tek isteğim, videoyu beğendiyseniz videoya bir like atmanız. Beğenmediyseniz de yorumlardan beğenmediğiniz veya eleştirdiğiniz kısımları söylemeniz. Açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza, Discord sunucumuza katılabilir. Instagram hesabımı takip edebilir ve Age of History 2.com forumunu ziyaret edebilirsiniz dostlar. Şimdi benden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Bay bay.